Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Üç haftadan beri berabere kalıyoruz. Gerçekten oynadığımız futbol üzerine katıyoruz ama takım olarak fakat netice almak enteresan şekilde şanslarımız da var ama bugün şanslıklarımız çok dört düzeye çıktı diye düşünüyorum. Gerçekten oyuna galiba golle başladık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Onun son ne kadar olacağını çok rica ettim. Ancak hakikaten özellikle zorunlu değişiklikler, üç tane zorunlu değişiklik bizim hamle gücümüz çok ciddi şekilde zayıf kaçtı. Berabere giden müsabakada kalibri biraz aleyhimizde oldu. Ama yoksa oyuncu arkadaşlarım gerçekten ellerinden geleni yaptı. Ama futbolda bazen olması olmuyor. Yani bugün çok kazanmak istiyorduk. Oyuncular da bunu sahada gösterdi ama berabere kaldık. Bunlar hep arka arkaya geldiği müsabakaya dönüyoruz. Ama bugün bir şansımız gerçekten 3 tane arka arkaya zorlu değişik yapmamızdı. Bu da en azından berabere giden bir müsabakada galibiyeti gidecek bir yönetmeni sokmamı biraz engelledi tabii ki. Sonuçta berabere kaldık. Evet. Şimdi Adana Demirspor olarak gerçekten biraz önce de söyledim ben. Yani hakikaten elimizden geleni yapıyoruz ama zaman zaman istediğimiz skorlar olmayabiliyor. Ama biz de yaptığımız oyuncular da ne yaptım diyor. Şimdi tabii ki seyircide bazı sesler olmuş olabilir. Bu gayet de doğaldır. Puanlar çok daha fazla istiyorlardı. Ondan karşılıyor ama sonuç olarak baktığımızda sahadaki görüntümüzde skor adil değil diye düşünüyorum. İyi akşamlar. Maçla ilgili başlayayım. Maça neredeyse 1-0 geride başladığımız maç oldu. 1-0 geride başladık. Daha rakibimizin ilk atağında ne yazık ki bir gol yiyip 1-0 geriye düştük. Ama oyuncu arkadaşlarım böyle önemli bir atmosferinde, böyle önemli bir takım karşısında çok çabuk toparlanıp hem oyunsal anlamda üstünlüğü sağlayıp hem de skor eşitliği çok çabuk getirdiler. Onları verdikleri mücadeleden, oynadıkları oyundan ötürü tebrik ediyorum. Çünkü çok zor bir maçtı. Adana Spor bu derbiyi uzun yıllardır bekliyordu. İki takım arasında çok büyük bir rekabet var. Çok güzel bir atmosfer oluşturmuşlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi bu atmosfer önünde iyi futbol oynayıp bir puanla dönmek 3 puan için gelmişti ama bu şartlar içinde bir puan da çok kötü sayılmaz bizim için. Çünkü gerçekten çok önemli bir taraftar grubu ve rakibimizin neredeyse şampiyonluk yolunda kopma maçı olarak nitelendirilecek bir maçtı. 3 puan almak zorundalardı. 3 puan için gelmiştik ama bu şartlar altında 1 puan bizi çok çok üzmedi. Önümüzdeki hafta önemli bir maç var. İnşallah takım iyi bir şekilde hazırlanıp Ulu Spor maçında 3 puan alıp şampiyonluk yolundaki hedefe koyduğu hedefe takımımız ilerler. Hafta arası konuşmalarım oldu çünkü Mersin basınımız da burada. Spor yazarlı arkadaşlarımız da burada. Benim istifa edeceğim yönünde ki açıklamayı ben bugün onlara açıklayacağımı söylediğim için burada o konuya da gireyim. Normal şartlar altında istifa kararı almıştım. İstifa da etmem gerekiyor. Çünkü gerçekten mali sıkıntılar yaşayan bir takımız. Oyuncu arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu neredeyse 5 aydır ilk başladı 5 ay oluyor. 5 aydır para alamayan arkadaşlarımız var. Teknik ekip biz yine hakeza öyle. Yine bu oyuncuları bu yüzden de tebrik ederim. Bugüne kadar performanslarına yansıtmadılar. Geçen haftaki Denizlispor maçı da bizim için bir kazaydı. Yani o para almamayla alakalı göstermiş oldukları performans değildi. Çok karakterli ve iyi oyuncular. Mersin şehri bu takımı, bu karakterli ve iyi oyuncuları şampiyonluk yolunda ilerleyecek ve şampiyon olabilecek sonuçlar oluyor. Bir takımı ne yazık ki bugüne kadar mali anlamda bir destek göremedik. Sağ olsun şehrimizin büyükleri ne zaman kapılarını açsa, çalsak bizi kabul ediyorlar. Güzel de konuşuyorlar. Destek vereceklerini de söylüyorlar ama ne yazık ki şu ana kadar mali yönden takımımıza hiçbir destek yok. Başkan Ali Kahraman'ın çok büyük çabası var. Bugüne kadar da hep kendinden verdi. Ama yeterli olmuyor çünkü bizim yarıştığımız takımlar belediyenin destekleri. Bugün oynadığımız takım öyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öyle. Ankara Büyükşehir Belediyesi öyle. Urfa Spor zaten daha yüksek konumlardan destekleniyor. Ama ne yazık ki biz bu desteği göremiyoruz. Oyuncuların şu ana kadar performanslarına yansıtmadı. Ama bu yansıtmayacakları ister istemez, yansıtmayacakları anlamına gelmez. İster istemez bu ilerleyen süreçte bize büyük sıkıntı verir. Dediğim gibi normalde istifa etmem gerekiyor ama kendi kurduğum bir takım. Emek verdiğim bir takım. Onun için zorlanıyorum. Futbolcu arkadaşlarım hafta içi bu yönde bana telkinleri oldu.
yarı yolda bırakmak istemediğim bir takım. Taraftar grubunu seviyorum. Az sayıda maçlarımıza gelseler de canı gönülden destekleyen bir taraftarımız var. Ama performansı yansıdığı zaman hiçbirimizin yapacağı bir şey kalmaz. Dediğim gibi şehrin büyüklerinin artık bu takıma manevi olarak teşekkür ederiz. Ama bizim artık maddi desteğe ihtiyacımız var.